değerli basın emekçileri, şu anda arkamızda görünen ve ismine İstanbul Adalet Sarayı denilen, sözde yargı dağıttığını zanneden bir yerde bir kez daha saraydan gelen talimatların nasıl gerçekleştirildiğinin tanıklığını yaptık. Bir kez daha diyorum, çünkü bunu hukukun üstünlüğünün değil, üstünlerin hukukunun egemen olduğu ve yargının ne yazıktır ki ve ne acıdır ki siyasetin sopası yapıldığı şu dönemde, bugüne kadar olduğu gibi hakikati söyleyenlerin, iktidarın, saraydakinin işine gelmeyenleri söyleyenlerin nasıl yargı eliyle cezalandırıldığının hepimiz birebir tanıklığını yapıyoruz. Ve bugün de birazdan avukatımız Celal Bey, genel başkanımızın avukatı Celal Bey size hukuksal detayları verecek. Bugün de genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunda Man Adası davası diye bilindiği ve genel başkanımızın 83 milyonun hakkını, hukukunu ve garibanın kör kuruşunu savunurken söylediği gerçeklere dönük susturmanın ve cezalandırmanın bir parçası olarak hiçbir delilin gerçekliklerin ortaya konmadan söylediği hakikatlerin karartılarak nasıl cezalandırıldığının acı gerçekliğini yaşadı. Biliyoruz ki bu ilk değil ve bu düzen bu şekilde giderse son olmayacak. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir şey daha biliyoruz ki bu ülkenin adalete, eşitliğe, hakkaniyete, vicdana ve geleceğe inanan insanları Cumhuriyet Halk Partililer ve buna inanan 83 milyon her ne olursa olsun, her şeye rağmen, her türlü cezalandırmaya rağmen halkın haklarını savunmaya ve hakikati de söylemeye devam edecekler. Ve bir şey daha biliyoruz ki siyasetin sopası haline getirilen, kendilerine hakim diyen ama hakkaniyetten ve hakikatten nasibini almamış geçmişin FETÖ artıkları da oturdukları yerden hukukun üstünlüğü sağlandığında o sanık sandalyesine nasıl bulunacaklarını biliyoruz. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün parti örgütümüzle, genel başkan yardımcımız, ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz ve Cumhuriyet Halk Partileri olarak bugün bu acı tanıklığı bir kez daha yaptık. Ama bizim işimiz acı tanıklıkları yapmak değil, 83 milyona bu acıları yaşatan, hukuksuzluk eliyle bu acıları yaşatanları zaman içinde yeniden hukukun üstünlüğünü tesis ederek bunun gereğini yapıp üstesinden gelmektir diyorum. Sizler ne Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı, ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesini, ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanını cezalandırarak susturamazsınız ve korkutamazsınız. Ben asla susmayacağız, asla yılmayacağız ve asla hakikatleri söylemekten vazgeçemeyeceğiz diyerek avukatımıza sözü bırakıyorum. Buyurun. Evet, bir tiyatroyla karşı karşıya kaldığımızı ifade edelim önce. Bir zavallı vardı karşımızda, açıkça bunu söylemek durumundayız. Yargı cübbesi giymiş bir zavallıyla karşı karşıyaydık. Niye bunu söylediğimi öncelikle ifade etmek durumunda kalacağım. Düşünün ki tarih 16 Temmuz. Yani 15 Temmuz'dan bir gün sonra açığa alınmış bir hakim düşünün. FETÖ iddiasıyla, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla açığa alınmış bir hakim düşünün. Bu hakimin 2 gün sonra Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, başka hakimlerle, FETÖ'cü hakimlerle kaçmaya çalışırken yakalandığı ve tutuklandığını düşünün. Böylesine bir hakimin hakimliğe tekrar iade edildiğini ve böylesine bir dosyaya hakim olarak tekrar atandığını düşünün. Biz böylesine bir cübbeli, maalesef hakim demeye dilimin varmadığı bir kişiyle karşı karşıya kaldık. Neden bunları söylüyorum? 13 yıl yargıçlık ve uzun süredir avukatlık yapan biri olarak söylüyorum. Gerçekten hukuksuzluğun böylesi olmamalı. Türk yargısı zaten bitmişti ama her şekilde hukuksuzluk yapıldığını, Sayın Erdoğan'ın talimatlarına göre hareket edildiğini tekrar ortaya koymuş oldu. Neden bunları söylüyorum?
Şimdi Sayın Genel Başkanımız biliyorsunuz Manada sözlerinde şunları söylemişti. Ey Erdoğan demişti, sen yakınların adına Manada'sında şirket kurdun mu diye sormuştu. Biz o şirketin kurulduğunu zaten ispatlamıştık. Bunu bütün kamuoyu biliyor. Boomers isimli bir şirket kurulmuştu Erdoğan tarafından, yakınları tarafından. Bir sterline kurulan bir şirket vardı. Belgeleri mahkemeye sunuldu. Mahkeme dosyasında var. Bu iddia ispatlanmıştı. Sayın Genel Başkanımızın açıklamış olduğu dekontlar vardı biliyorsunuz. 15 milyon dolarlık para transferleri vardı. Swift belgeleri vardı. Bunların tamamının doğru olduğunu bizzat Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ispatlamıştı. Dolayısıyla MASAK raporu vardı. Halk Bankası yazı yanıtları vardı. Onlarla da ispatlanmıştı. Şimdi Genel Başkanı ne söyledi? Doğruları söylemişti. Yalan var mıydı? Gerçek dışı bir şey var mıydı? Yoktu. Şimdi insaf diyor. Yani Genel Başkanımızın açıklamış olduğu olguların tamamını ispatlamış olduğumuz halde karşımızda düşünün ki zavallı pozisyonda olan ve gözlerimizin içine asla bakamayan bir yargıç düşünün. Hiçbir şekilde saatlerce sürdü duruşma. En az 2 saat sürmüştür diye düşünüyorum. 2 saat boyunca hiçbir şekilde yüzümüze bakamayan bir kişi düşünün. Neden bakamamıştı? Çünkü vereceği karar belliydi. Kendisine gelen bir talimat vardı. O talimat çerçevesinde hareket edildi. Ve hiçbir delilimiz toplanmadan, yemin teklifimiz reddedilerek, tanıklarımız dinlenmeden, hakimi reddetmiş olduğumuz halde, hakimi şikayetten kaynaklı yoluna başvurduğumuz halde, mahkeme hakimi tarafından bir irade ortaya konmuştu. Oysa bu iradenin aynısını önceden de kurmuştu. Daha önceden de aynı dosyada Manadası kararı olarak basına yansımıştı. 197 bin lira tazminata hükmetmişti. Biz o kararı istiraf mahkemesine taşımıştık o aşama itibariyle. İstiraf mahkemesi haklı olduğumuzu ifade etmişti. Çünkü biz bu mahkeme hakiminin taraflı olduğunu, asla tarafsız olmayacağını ifade etmiştik. Ve onun çekilmesi gerektiğini belirtmiştik. İstiraf mahkemesi bizi haklı bulmuştu aslında. Ama buna rağmen bu mahkeme hakimi ısrarla ben bu kararı vereceğim dedi. Kendisine lütfen çekilin dediğimiz halde reddediyoruz sizi. Siz taraflı olmayacaksınız. Sizin pranganız var dediğimiz halde size aktarılan kararı vereceğini ifade etmiş olmamıza rağmen ısrarlı bir biçimde tiyatroyu sonuna kadar sürdüren bir yargıçla karşı karşıya kaldık. Ve sonuç itibariyle 197 bin Türk lirası tazminata hükmedilmiş oldu bugün itibariyle. Ancak bu kararın mutlak bir şekilde bozulacağına inancımız vardır elbette. Bu yargı sisteminde bile böylesine bir karara geçit verilemez. Çünkü Sayın Genel Başkanımız doğruları söylemişti. Tekrar söylüyorum. Para transferleri doğruydu. Şunu ifade ettik duruşma sırasında açıkçası. Hani biliyorsunuz Sayın Erdoğan şunu söylemişti. Bir yüzüğüm var demişti. Başka hiçbir şeyim yok demişti. Ve eğer bir gün duyarsanız ki zenginleştiğimi duyarsanız o zaman bilirsiniz ki haram yemiştir Erdoğan diye söylemişti bu sözleri. Ya şunu sorduk mahkemede. Ey mahkeme hakimi, 15 milyon dolar para transferi doğru mu? Doğru. Bunu neden açıklamıyor diye sormuştuk. Bu hiç mi gerekmez? Bunun açıklanmasıyla ilgili karşı tarafı çağırman gerekmez mi? Çünkü yemin teklif ediyoruz o anlamda ifade etmiştik. Ancak sonuç itibariyle hukuksuzluklarla karşı karşıya kaldık. Ve Türk yargısı tamamıyla sınıfta kalmıştır bu itibariyle. Tekrardan saygılarımı sunuyorum ben sizlere. Tutuklu olan Mübariz Mansimo bir gemi alıyor. Ve bu gemiyi Manadası'nda bir sterline kurulan Erdoğan'ın oğlu ve yakınları tarafından kurulan şirket hediye ediyor. Bütün bunların hepsinin belgesi var. Üstelik bu belgeye ulaşmak zor değil. Manadası Devleti'nin sitesine girip 15 dolar para yatırdığınızda her şeyi veriyor kredi kartınızda. Daha sonra bu gemi, yani hiç 5 kuruş verilmeden Mübariz Mansimo tarafından hediye edilen gemi burada başka bir şaibeli isim olan Sıtkı Ayan'a satılıyor. Ve 15 milyon dolar para ödeniyor. Bütün bunların hepsinin orijinal belgeleri var. Bakın hepsinin orijinal belgeleri var. Normal bir hukuk devletinde olması gereken bu gemi alım satımı ve 15 milyon dolar para transferiyle ilgili olarak savcılığın bir soruşturma yapması gerekiyor. Çünkü Sayın Erdoğan dahil hepimiz kamu görevlisiyiz. Ve bizim rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu ve haksız mal edinmeyi engelleme kanunu var. Hepimiz mal bildirimi yapmak zorundayız. Bu gemi mal bildiriminde var mı yok mu bunu araştırmadan ve bu gemi hangi kamu işleriyle ilgili verilmiştir, bunlar nasıl alınmış,
Kılıçdaroğlu araştırmadan ana muhalefet partisi genel başkanına burada 197 bin lira tazminat kesiliyorsa, emin olun 83 milyon insanın geleceği çürümüş demektir. Yetimin hakkının hesabını sorana tazminat cezası verilip bu ülkenin en tepesindekiler şaibeli iş adamlarından 15 milyon dolarlık gemiyi hediye alıyorsa ve bunun hesabı bu Yargıtay'da, bu adliyede sorulmuyorsa, Türk milleti adına karar veren bu adliyede sorulmuyorsa, bu düzen çürümüş demektir. Ve bu saray düzeni, çürümüş saray düzeninde yine bu millet sandıkta yıkacak. Benim diyeceğim bu kadar.